Arkadaşlar bugün size patatesli çok güzel bir yemek yapacağım. Bu yeme piştikten sonra ister difrize atar, porsiyonlarsınız, misafiriniz geldikçe porsiyon porsiyon çıkardır, misafiri ikram edersiniz. İsterseniz çıktığı gibi sofranızda yiyebilirsiniz. Yani diyelim ki 3 ay kadar bir difrizinize saklayıp ihtiyacınız olduğu anda can kurtarıcı olarak kullanabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtacağım hem de yemeğimizi yapmaya başlayacağım. Şimdi burada sarımsağımız var. Sarımsağımızı şöyle bir 5-6 diş kadar döveceğimize boşaltıyoruz. İçine bir 8-10 tane ne yapıyoruz? Tane karabiber atıyoruz. Biraz da tuz atıyoruz. Bu tuzumuz patatese yetecek kadar olacak. Şimdi bunları güzelce önce bir ezeceğiz. Hemen bu dövdüğümüz karışımı ne yapıyoruz? Sütümüzün içine boşaltıyoruz. Tabii ki usta niye sarımsak döveceğiyle dövdüm vesaire böyle yorumlar da gelecek de inşallah bir gün modern bir mutfağım olduğunda ben de o modern mutfakta böyle elektrikli melektrikli şeylerle o işleri yaparım. Şimdi sütümüzü şöyle bir karıştıralım baharatla beraber. Hemen patateslerimizi doğramaya geçelim. Patateslerin boyutu çok önemli değil. Sizin tercihinize göre. Ama ince olması gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi sahın şekline falan takılmayın. Nasıl doğrayabiliyorsanız yeter ki ince olsun. Şöyle gördüğünüz gibi kesinlikle içinde boş bir yer bırakmayacağız. İyice bastıracağız. Neydi? Camımıza dizdik. Şöyle kaşarı serpelim. Bu kaşar olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Sıra geldi karışımı dökmeye. Patateslerimizin üstünü geçecek kadar dökeceğiz. Çok fazla abartmayacağız. Arkadaşlar hiçbir şüpheniz olmasın. Bunu 190 derece fırına atacağız. Dönüp arkamızı bir daha bakmayacağız. Ta ki ne zamana kadar yüzü tamamen yanana kadar yani kömür gibi değil tabi kızarana kadar sütü çekene kadar. Şimdi fırına götürüyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi fırınımızda pişmeye devam edecek. Yüzünün yanına sakın aldanmayın. Yemeğimiz hazır. Şöyle göstereyim, şöyle bir çevireyim. Arkadaşlar bunu biraz soğutacağız. Soğutacağız ki size gösterebileyim. Şimdi şimdi ben bunu soğutmadan porsiyonlamaya kalkarsam ne olur? Yemeğimiz seç olur. Biraz dinlensin, soğusun. İftar saati yaklaştığında ne yapacağım? Porsiyonlayacağım. Size videonun en sonunda porsiyonlanmış halini göstereceğim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparım. Afiyet olsun. Şekli de görüntüsü de bu olacak. Sütünü iyi çektireceğiz.